bedava cep telefonu. Deniz kenarında bedava bir tatil kazanmak için buraya gidin. Bunu 10 arkadaşınıza göndermezseniz şansınız kötü gidecek. Telefonunuzda ve bilgisayarınızda gördüğünüz oyunların, yarışmaların, göz alıcı tekliflerin hepsi gerçek olamaz. Bunu biliyorsunuz. Peki çevrimiçi ortamda neye güveneceğinizi nasıl bileceksiniz? Size ve bilgisayarınıza neler zarar verebilir? Siber tuzakların veya sahteciliğin ne olduğuna yakından bakarak başlayalım. Bedava teklifler genellikle bedava değildir. Bir web sitesi bedava ödülünüzü vermek için sizden kredi kartı numarası gibi özel bilgiler istiyorsa, büyük ihtimalle sizi ya da anne babanızı kredi kartı ekstresinde sürpriz bir ödeme bekliyor olacak. Bazı web siteleri kişisel bilgilerinizi vermeniz için sizi kandırır ve bu bilgileri kullanarak size başka tuzaklar hazırlar. Bir kez listelerine girince çıkmak zordur. Bir e-posta zincirini arkadaşlarınıza gönderirseniz onları da kandırılma veya kötü şeylerle karşılaşma riskiyle yüz yüze bırakırsınız. Hatta o etkileyici kişilik testleri bile şifrelerinizi veya gizli bilgilerinizi daha kolay tahmin etmek için hakkınızda bilgi toplamak amacıyla yapılıyor olabilir. Bu sahtekarlıklardan korunmak için tıklamadan önce şunları düşünün. Ne kadar eğlenceli görünürse görünsün, pop-up yarışmalardan uzak durun. Kazanamazsınız. Ayrıca genellikle gizli tuzaklar içerirler. Örneğin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin geçerli olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza zararlı bir yazılım bulaştırmak gibi. Kendi hakkınızda bir bilgi vermeden önce bilgi isteyen şirketin adını webde araştırın. Şirketi bulamıyorsanız yarışma ve ilan muhtemelen gerçek değildir. Küçük yazıları okuyun. Şimdi ucuz görünebilir. Peki o zaman neyin 10 taksitinden bahsediyorlar? Bazen web sitelerinin bütün istediği özel bilgilerinizi çalmak ve kendileri için kullanmaktır. Bunlar eski bir dost, uzak bir akraba, bankanız, hatta e-posta hizmetiniz gibi davrandıklarında buna phishing, oltalama veya yemleme denir. Yasal işletmelerin çoğu hesap numarası, şifre, kimlik numarası gibi özel bilgileri asla e-posta ile sormaz. En önemli nokta budur. Oltaya gelmeyin. Şifrenizi veya başka bir kimlik bilginizi soran e-posta alırsanız, bu şüpheli e-postadaki hiçbir bağlantıyı ya da dosyayı tıklamayın. Bu tür tuzaklardan biriyle veya phishing'de aldatıldığınızı fark ederseniz hemen harekete geçin. Konuyu hemen güvendiğiniz bir yetişkine anlatın. Ne kadar çok beklerseniz durum o kadar kötüleşebilir. Çirkin tuzaklardan korunmak için tıklarken uyanık olun. Kendinize ya da bir arkadaşınıza ait bilgileri paylaşmadan önce web sitesini bir kontrol edin. Dolandırıldığınızı anlarsanız bunu birine anlatın. Arkadaşlarınızla takılmak, sohbet etmek, video ve fotoğraf paylaşmak, hatta belki de yeni kişilerle tanışmak eğlencelidir. Tıpkı gerçek hayattaki gibi. Güvenliğiniz için birkaç basit kuralı aklınızdan çıkarmamalısınız. 1. Bölüm. Kişisel bilgi kişiseldir. Özel bilgilerinizi kendinize saklayın. Adınız, okulunuz, yaşınız, adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi yayınlamayın. Gizlilik ayarlarını, bilgilerinizi yalnızca arkadaşlarınızın göreceği şekilde düzenleyin. Şifreler gizli olması gereken şeylerdir, bırakın öyle kalsınlar. Kimsenin tahmin edemeyeceği bir şifre seçin. Arkadaşlarınız da bile olsa bir bilgiyi paylaşmadan veya yayınlamadan önce düşünün. Bunun size karşı nasıl kullanılabileceğini bilemezsiniz. Özellikle de bir arkadaşınızdan ayrıldıysanız. 2. Bölüm. Kendinize saygı duyun. Kötü davranışların çevrimiçi dünyada da aynı gerçek hayattaki gibi acı verdiğini unutmak kolaydır. Zorbalara katlanmak zorunda değilsiniz. Sizi rahatsız edenleri yok sayın veya engelleyin. Zorbalık yapmayın. Kötü davranırsanız engellenebilir veya yasaklanabilirsiniz. Çevrimiçi ortamda sizi rahatsız eden bir şey olursa güvendiğiniz bir yetişkine bunu anlatın. 3. Bölüm. Dolaştığınız yerleri iyi tanıyın. İnternet her türden komşunuzun olduğu büyük bir şehir gibidir. Keşfetmeye çıktığınızda sağduyunuzu kullanın. Sevimli görünseler bile çevrimiçi ortamda yeni tanıştığınız kişilere şüpheyle yaklaşın. Yabancılarla seks hakkında konuşmayın. Yalnızca çevrimiçi ortamdan tanıdığınız biriyle buluşmaya karar verirseniz, kalabalık bir yerde buluşun ve arkadaşlarınızla gidin. Ayrıca gittiğiniz yere bir yetişkine haber verin. Unutmayın, gizli bilgileri paylaşmayın. Zorba olmayın, zorbalara katlanmayın. Çevrimiçi ortamda tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olun. İnternet parmaklarınızın ucundayken, tarih derslerinden magazin haberlerine, matrak şakalardan komik resimlere kadar hemen her çeşit bilgiye ulaşabilirsiniz. Ancak bilgilerin çevrimiçi ortamda var olması gerçek oldukları anlamına gelmez.
hangi bilgilere güvenip hangilerine güvenemeyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi almak için şu 3 basit kuralı uygulayın. Şüpheci olun. Havalı ya da profesyonel web siteleri sizi aldatmasın. Kendinize sorun. Bu sitenin bakış açısı nedir? Beni neye inandırmaya çalışıyorlar? Hangi görüşler ve fikirler eksik? Kaynağı araştırın. Sayfadaki hakkımızda veya buna benzer bağlantıları tıklayın. Bilgileri kimin yayınladığını öğrenin. Üniversite gibi güvenilir bir kaynaksa bilginin doğru olma olasılığı yüksektir. 3 kuralını uygulayın. Dedektif gibi hareket edin ve neyin doğru olduğuna karar vermeden önce 3 kaynaktan karşılaştırın. Unutmayın, çevrim içi kaynaklardan bulduğunuz gerçekleri ödevinizde kullanırken özellikle dikkat edin ve araştırın. İkinci bölüm, dürüst kalmak. Web'de olun veya olmayın, iyi bir vatandaş olmanın kuralları her zaman geçerlidir. Basit bir kural, gerçek hayatta yapmayacağın bir şeyi internette de yapma. Hırsızlık yapma. İçeriğin çevrim içi olarak yayınlanmış olması, onu dilediğinizce alabileceğiniz anlamına gelmez. Kullanıyorsanız bunu belirtin. Uygunsuz içeriği rapor etmek ispiyonculuk değildir. Web'in güvenli kalmasını sağlamaktır. Çevrim içi ortamda kaba yorumlar yaparsanız, başkalarını da size karşı kaba olmaya davet edersiniz. Bunun yerine nezaketi ve sessizliği deneyin. Daha çok eğlenirsiniz. Şöyle düşünün, çevrim içi olarak gönderdiğiniz her şey size yapışır, tıpkı bir dövme gibi. Ancak bunu silemez veya gideceği yeri denetleyemezsiniz. O fotoğrafları gelecekteki işvereninize açıklamak zorunda kalmayı gerçekten ister misiniz? Kendinizi hem şimdi hem de gelecek için koruyun. Yayınlamadan önce düşünün.